Merhaba. 4-5 ay sonra ilk kez odamdan bir video çekiyorum ve çok apar topar bir şekilde aslında buraya geldim. İzmir'e döndüm. Hem kafalardaki soru işaretlerini de kaldırmak için hem de bir süredir böyle bir şey yapmadığım için Instagram'dan da böyle bir video çekmeye karar verdim. Umarım keyifle izlersiniz. Portekiz'den neden döndünüz? Yaşam zor mu? İş olanakları nasıl? Popüler meslekler neler? Bunlar aslında en çok sorulan sorular. Öncelikle neden döndün sorusuyla başlayalım ki böyle bir iyi bir başlangıç olsun. Bildiğiniz üzere Faro'da yaşıyordum ve oradan iş bakıyordum. Ama aslında hiçbir zaman hedefim Faro'da yaşamak veya orada iş bulmak değildi. Her zaman hedefim Lizbon'da iş bulmaktı ve genelde aslında Lizbon'daki iş imkanlarını kovalıyordum diyebiliriz. Faro'da iki farklı iş imkanı bulduktan sonra ve aslında ikisi de kontrat aşamasına geçtiği halde olmadıktan sonra artık yani son bir ay kala biraz böyle ümidim azalmaya başladı. Öncelikle Portekiz ekonomik olarak pek iyi bir ülke değil. Yani Avrupa ülkelerine kıyasla hem en ucuz yani ülkelerden birisi aslında yaşamımız en rahat ülkelerden biri. Ama aynı zamanda asgari ücretin en düşük olduğu ve iş imkanı daha az olduğu ülkelerden biri. Tabii ki de alanınıza göre değişir ve ne iş aradığınıza göre çok değişir. Ama şöyle düşünün, turizmle geçinen ve tek aslında ekonominin kaynağı turizm olan bir ülkede turizmin bittiği bir dönemde idim. Ve aynı zamanda benim de çalışacağım sektör ya turizmle alakalı olacak diye sosyal ve sanatsal şeylerle ilgili olacağı için bu tarz şeylerin tamamen durmaya başladığı bir dönemde iş bakıyordum. Ve bu yüzden aslında bulduğum fırsatlar bile böyle biraz mucizevi gibiydi ki nitekim o şirketlerde tam tersi büyüme yerine küçülmeye gittiği için ikisinde de ne yazık ki iyi bir sonuç alamadım. Artık hani gerçekten şartları zorladığımı hissetmeye başladığım bir noktada dönmeye karar verdim. Hani gerçekten akıntıya karşı kürek çekiyormuşum gibi hissediyordum bir süredir. Yani bir şekilde kendimi sosyal bir işte görmek istiyordum, sanatsal bir işte görmek istiyordum ve bu çevrelerin sıfırlandığı bir durumda kendi ana dilim olmayan bir ülkede İngilizce konuşarak iş bulmaya çalışıyordum. Biraz hani gerçekçi düşünmediğimi fark etmeye başladım. Ve bu noktada da artık hani Türkiye'de de böyle güzel bir iki seçeneğim olduğunu düşününce en azından yani bu süreçte sağlık sigortam da orada olmadığı için kendimi daha güvende hissedebileceğim kendi evimde ve kendimi geliştirebileceğim bir zaman dilimine ihtiyaç duyduğumu fark ettim. Yaşam zor mu? İş olanakları neler? Ben açıkçası CV'me gerçekten yararı olacağını düşündüğüm, kendimi geliştirdiğimi hissettiğim, gerçekten hayalini kurduğum bir işte kendimi görme koşuluyla kalmak istedim. Ama yani ben garson olup da gitmek istiyorum diyorsanız da mutlaka hani daha fazla imkan vardır diye tahmin ediyorum. Ama ben denemedim. Yani bunu İtiraf etmiş olayım yani açıkçası aylık masrafım 200 euro ile 300 euro arasında e, bir durumdaydı fakat şöyle de tekrar belirtiyorum her zaman kendi emeğimi kendim yaptım e, Onun dışında yani genel olarak alışveriş yapan bir yapım yok yani öyle bir insan değilim O yüzden aslında yani sadece kiram ve e, yemek masrafımla birlikte 250 300 lira civarında bir masrafım vardı. Yani birçok Avrupa ülkesine göre hatta Türkiye'ye göre bile belki iyi bir rakam bence. Yani iyiden kastım. Gayet ideal bir rakamdı. Aslında son bir ayım çok keyifli geçti. Bunun nedeni de artık faraya veda etmeye karar vermiştim. Ve karar verdiğim için artık hani tadını çıkartmam gerektiğini düşünmeye başladım. Çünkü oradan nasıl gözüktüm bilmiyorum ama son birkaç videomda çok neşeli gözüküyorsam ve daha mutluysam aslında bu biraz daha nasıl olsa döneceğim. Yani Türkiye olmasa da Lisbon'a geçeceğim düşüncesiyle ...biraz hani artık tadını çıkarayım, kendimi çok germeyeyim... ...düşüncesiyle daha mutlu bir dönem yaşadım diyebilirim. Onun dışında şöyle bir karar aldım aslında. Lizbon'da iş bulmak için arkadaşlarımda kalacağım. Artık Faro'daki evi kapatacağım. Ve kira masrafından da kurtulacağım. Lizbon'da da iş bulmaya çalışacağım. Kapı kapı gezeceğim. Yani CV yollamaktansa birebir yüz yüze görüşmeler yapacağım diye bir karar verdim. Ama bu kararımdan hemen sonra hem Türkiye'de bir iki tane fırsat yakalamış oldum. Hem de bir anda tüm ülkede kırmızı alarm ilan edildi gibi bir şey oldu. Korona sayıları çok arttı ve sokağa çıkma yasağı başladı. Ve ben de artık hani bir anda bir hafta içinde karar verme durumunda kaldım. Kalacak mıyım, gidecek miyim diye. Ve Türkiye'de bir an önce işe başlama durumu varken hani orada daha fazla artık mail atıp mail bekleme sürecini yaşamaktansa Türkiye'den oraya mail atmaya karar verdim. Ve o yüzden bir anda böyle cuma günü bilet alındı. Pazartesi günü de buradaydım. Aslında benim için çok ani ve hızlı bir karar olmuş oldu. Bu şekilde açıklayabilirim. Yaşam zor kısmını maddi olarak bu şekilde e, söylemiş oldum ama iş olanakları ile ilgili biraz karışık bir durum bence. Kiraların daha düşük olması nedeniyle birçok önemli şirketin limanı da Lisbon aynı şekilde daha evrensel işler yapıyorsanız mühendislik gibi aslında güzel imkanlar da bulabileceğiniz bir yer ama şöyle bir gerçek var ki başka bir Avrupa ülkesinde iki katı en az iki katı para kazanacağınız mesleklerde Lisbon'da veya Portekiz'de genel olarak çok daha az yarı fiyatına çalışmış oluyorsunuz bunun çok fazla artı ve eksileri var bu başlı başına bir konu bence yani aslında Asgari ücretin 700 euro olduğu bir ülkede yani Almanya'ya gitseniz belki 1500-2000 euro kazanacağız işte Portekiz'e 700 euro kazanıyorsunuz. Ama bir o kadar da hayat daha rahat, daha keyifli, insanlar daha güler yüzlü. Yani bu biraz sizin ne istediğinize göre değişir. Portekizi e tavsiye eder misin yaşam ve çalışmak için diye de bir soru gelmiş. Ben hala %100 tavsiye ederim. Ama bunun gerçekten iyi bir araştırması yapılması gerektiğini düşünüyorum. Bu böyle gözü kara hadi şu ülkeye gideyim diye seçeyim olan bir şey değil. Bence göç etmek her zaman zor bir hikaye. Yani ne kadar keyifli gözükürse gözüksün, benim için bile olsa gerçekten kendi kültürünüze değilsiniz, kendi alıştığınız çevrede değilsiniz. Bunun bir adaptasyon süreci vesaire, yani bunları da göz önünde bulundurarak ülke seçmenizi tavsiye ederim. Ben bir İzmir'de büyümüş bir insan olarak ve buranın kültürüne alışmış bir insan olarak Portekiz'e geçtiğimde çok büyük bir sorun yaşamadım. Ama her zaman bence her türlü göç hikayesi içinde bence bir takım hüzün de barındırıyor. Çünkü her zaman bir yerlerde birilerini özlediğiniz bir hayatınız olmuş oluyor. Orada yaşamayı düşündün mü düşünenler için tavsiye. Bence mükemmel bir yer. Ben düşündüm, hala düşünüyorum. Ama şu an için imkanlar dahilinde burada olmam daha uygun. Nasıl bir yer derseniz, aslında elimden geldiği anlatmaya çalışıyorum, tekrar söylüyorum. İnsanıyla, doğasıyla, her şeyle çok sıcak bir ülke mimarisiyle ve bunlar benim için çok önemli detaylar. Yani size şöyle söyleyeyim, son 2-3 senedir sanırım Lizbon'da veya Faro'da e, kışımı geçiriyorum. Ve neredeyse hiç kışlık kıyafetim olmadan <laughs> yaşadım gibi. Yani bu benim için çok büyük bir lüks. O yüzden ben Portekizi e her türlü tavsiye ederim yani. O yüzden bana çok sormayın. Bence biraz daha gerçekçi araştırma yapıp öyle karar vermenizi tavsiye ederim. Yurt dışına çıkmak için ilk tercih edilmesi gereken yer mi? Şimdi öncelikle turistik olarak çıkıyorsanız Portekiz'e mutlaka gidin diyemem. Çünkü öncelikle uçak biletleri her zaman çok daha pahalı oluyor. Bunu aktarmalı uçuş yaparak bulabilirsiniz ama bu korona döneminde. Buna da çok e, tavsiye edeceğim bir öneri değil açıkçası. Ama EVS, AGH gibi bir şey yapıyorsanız Portekiz'i şöyle öneririm. Turistik olarak gitmeniz daha uçak bileti açsam pahalıya geleceği için en azından böyle projelerle, gönüllük projeleriyle veya bir iş nedeniyle gittiğinizde hani buna daha değmiş oluyor bence o kadar yol kasetmenize. Ben turistik olarak açıkçası her zaman İtalya'yı tavsiye ediyorum. Çok klişe bir örnek belki, ama Portekiz daha çok yaşamanız için, tabii ki görmeniz çok güzel olan bir ülke. Ama Avrupa'daki çoğu ülke ya da Avrupa değil yani dünyadaki birçok ülke çok farklı ve çok birbirinden güzel. Hani mutlaka Portekiz'e gidin ve şunları şunları görün de diyemem ilk sıraya koymanızı gerektiğini düşünmüyorum. İngilizce konuşmakla ilgili neler tavsiye edersin? Ne? Bu konuda yani gerçekten İngilizce çok zor öğrenmiş bir insanım. Lisede İngilizce hazırlık okudum ve çok da parlak bir öğrenci değildim ve aslında ilk kez yurt yurtdışına çıkana kadar konuşabildiğimi bile bilmiyordum diyebilirim. Şimdi şöyle gelen sorular genelde bu konuda şu an gezemiyoruz o yüzden nasıl geliştirilebilir gibi bilmiyorum komik gelebilir kulağımıza buradan İngiliz Dili Edebiyatı vesaire okuyan arkadaşlarım da e, alta bir şey yazarsa sevinirim. Öncelikle ben lisede şöyle bir dönem geçirdim. <laughs> Bazı cümleleri işte normal İngilizce dersen çıktıktan sonra e, dalgasına böyle İngiliz aksanı söylüyor gibi yapıyordum. Normalde İngilizce konuşmaktan çok çekiniyordum. Hiçbir şekilde konuşmak istemiyordum. Ama o an şaka yapıyorum bahanesiyle büyük ihtimal. Öyle bir şeyler söylüyordum şakasını. Arkadaşlarımı güldürüyordum. Sonra bir süre sonra hep beraber bunu yapmaya başladık ve karşılıklı böyle İngiliz aksanı yapmaya çalışıyor gibi böyle bir komik bir durumdaydık. Ama bunun gerçekten İngilizcemi geliştirdiğine inanıyorum. Çünkü nasıl olsa şaka yapıyorum düşüncesiyle sanırım. Ve gerçekten eğlendiğimiz de bir durum olduğu için sonuç olarak İngilizcemin geliştiği bir dönemdi bence. O şaka dönemi yani diyorum 2-3 ay sürdü bu yaptığımız şey. Onun dışında İngilizce dinlediğiniz müzikleri böyle sesli bir şekilde kendiniz telaffuz etmeye çalışmanız, kendi kendinize konuşmaya çalışmanız bile bence işe yarar. Ama birçok uygulama var. Konuşma uygulaması var. Yani bir şekilde internetten yabancı bir arkadaş edinebilirsiniz. Bunun grameri çok kafaya takmadan konuşmak bence en önemlisi. Ben çok iyi konuştuğumu söylemiyorum bu arada. Bir önceki videolarda görmüşsünüzdür. Gerçekten çok hani iyi bir aksanım da yok. Yani İngilizcem çok iddialı da değil. Ama yani çat patta olsa bir şekilde kendimi anlatabilecek kadar konuşmaya çalışıyorum. Ee, i̇zlediğiniz dizi filmleri İngilizce altyazıyla izlemeniz bence ve İngilizce duyarak izlemeniz tabii ki de yararlı olacaktır. Ama bunun dışında çok fazla bir öneri de bulunamıyorum ne yazık ki. Projeden arta kalan vakitlerde geçinmek için iş bulup çalışabilir miyiz? Şöyle ki çalışma izniniz olmuyor gittiğiniz vizeyle dahilinde. Ama bunu konuşup bence part time garsonluk tarzı işlere girebilirsiniz veya orada oluşturduğunuz network çok önemli. İş bulmakla ilgili bu arada en büyük önerim kendim bir iş bulamadığım için çok şey yapmak istemiyorum ama bulduğum fırsatları kendi çevrem sayesinde buldum. Yani aslında gerçekten girdiğim her ortamda bence bu Türkiye'de de olsa aynı şekilde yurt dışına da olsa aynı şekilde. Yani merhaba nasılsın işte nereden geldin dendiğinde Aa, ben Beste işte Türkiye'den geldim ve iş bakıyorum. iş bulamazsam ne yazık ki geri döneceğim. Böyle bir durumdayım. Bilmiyorum hayatım böyle biraz çalkantılı gibi bir bilgi verdiğimde hiç beklemediğim bir insan, o an tanıştığım bir insan ''Aa bir dakika senin alanın neydi? Hemen benim bir arkadaşımı arayayım. Belki onda bir imkan vardır.'' demesi bile birçok kapıyı açabilir. Yani aslında konuşmaya çekinmemek. Yani benim bu kanalda herhalde en çok vurgulamak istediğim en bence önemli şey açık olmak. Hayata karşı açık olmak. Sorunlarınıza karşı. Bunu kabul etmek ve bunu dile getirmek bence çok güçlü. Yani çözüm için en güçlü şey bence. Bu zayıf yönümü göstermeyeyim düşüncesinden çok uzak bir insanım. Tam tersi işsizim ve işsizim yani bu kadar basit ve o zaman bunu birilerine söylemem lazım ki çözümünü bulabileyim. Yani aslında bana mesaj atabiliyorsa bir takipçim ve beni tanımadan mesaj atabiliyorsa merhaba Beste ben iş bakıyorum ne yapmam gerekiyor bilmiyorum diyorsa aynı kişi yüzle tanıştığında yurt dışında Türkiye'de neresi olursa olsun ya ben de iş bakıyorum bulamıyorum ne yapmalıyım siz ya da bildiğiniz biri var mı tanıdığınız biri var mı ben şunlardan anlıyorum bu geçmişim var diye kendinden bahsetmeye çekinmemek konuşmaktan şekilde İngilizce konuşmaktan şekilde yani bence bu tarz konularda en büyük hatamız çekinmek oluyor. Bir şeylerden e, paylaşmaya çekinmek, birilerini rahatsız ederim korkusu, işte ayıp mı olur düşüncesi. Tam tersi bence yani ne kadar açık ve içten olursanız o kadar hızlı çözüme ulaşırsınız diye düşünüyorum. Ve kendiniz için de bence en sağlıklı iletişim yöntemi olur. Karşı tarafa da, da gayet samimiyetle geçeceğine eminim. Yani ben hiç böyle bana iş verir misin diye kimseye sormadım sadece... Bu gerçekten geçen sene tanıştığım bir adam mesela bana iş teklifi etmişti. Ve yani öyle sohbet ediyorduk. Sen ne yapıyorsun? Ne yapmayı düşünüyorsun mesela? Ben de Faro'da kalmayı düşünüyorum ama iş imkanı yok gibi gözüküyor. O yüzden bilmiyorum dedim. Ve benim bunu söylemem üstüne "Aa ben senin gibi birisiyle çalışmak istiyorum aslında. Eğer işlerimi düzeltebilirsem bu pandemi döneminde seni işe alacağım." diye bilgi de, bilgi vardı. Yani aslında gerçekten bu konuşma olmasaydı, ben bu dürüstlükte olmasaydım adamlardan biz. Yani belki uzaktan ben şey gibi gözüküyordum. Baya işim gücüm yerinde, her şey yolunda gibi ama bunu söylediğim anda karşı tarafta cevap hakkı veya teklif hakkı doğmuş oldu. Gerçekten tüm çevrem buradan çok teşekkür ediyorum. Orada tanıştığım herkese çok teşekkür ediyorum. Aşırı yardımcı oldular. Hani sonuç olumlu olmadı belki, kalamadım ama yine de elimizden geleni yaptık ve onun rahatlığıyla dönmüş oldum sağlık olsun. Yani hani tabii ki de orayı çok özlüyorum ve çok seviyorum oradaki hayatımı ama çok şükür ki bence şanslı bir insanım. Güzel bir aile ve güzel bir çevreye sahibim İzmir'de de. O yüzden dönmem çok da olumsuz olmadı açıkçası. İzmir'de ilk günlerim nasıl geçiyor? Ee, İzmir'de ilk günlerim güzel geçiyor. Açıkçası çok sosyal bir hayatım vardı gördüğünüz gibi. Bunu da açıklamak istiyorum nedenini ve hani kendimi böyle bir açıklama yapma gereği duydum açıkçası Christmas zamanına kadar yani bu kadar sosyal değildim belki. Daha dikkatli oluyordum ama daha sonra o dönemde artık herkes kutlama havasına girdi ve ben de çok da direnmemeye başladım. Şöyle bir durum oldu. Yani çevremizde hiç yaşlı birisi yoktu ve hepimiz sahilde yaşayan insanlardık ve hepimiz zaten neredeyse evden çalışan insanlardık. Yani o yüzden aslında dışarıdan da birisi olmadığı için çok riskli bir durum yoktu. Risk bir durum olsa bile şehre inmediğimiz için veya yaşlılarla temas ettiğimiz bir durum olmadığı için veya işte öyle durumlarda zaten maske kullandığımız için artık kendi sağlığımızın sonunu aldık gibi bir şey oldu. Yani bu riski biraz almış olduk. Doğru veya yanlış bilmiyorum ama şu an mesela Türkiye'ye geldiğimden beri e, tabii ki de ailemle yaşıyorum. Tabii ki çok daha dikkatliyim ve abimle eşi de doktor olduğu için daha da böyle bir sorumluluk sahibiyim şu an orada açıkçası son günlerim nasıl olsa diye biraz salmıştım ama şu an o hayatından eser yok yani bunu da söylemek isterim. Yani İzmir'deki günlerim ya ben ıı, değişime hızlı adapte olabilen bir insanım. Hayatımda çok kötü bir şey de olsa, çok olumlu bir şey de olsa o hızlı değişim beni çok aşırı etkilemiyor. Etkilese bile yani bunu böyle çok direnmeden yaşayan birisiyim. Yani şu an çok sakin bir süreç yaşıyorum. Evdeyim. Karantina günlerimle alakalı. Dilerseniz bir vlog çekebilirim. Kendini boşlukta hissettiğine ne yaparsın? Açıkçası kendimi boşlukta Faro'da çok uzun bir süre hissettim. Sahilde yaşamak çok keyifliydi. Ama benim için geçiş süreci çok zor oldu. Çünkü hep söylüyorum İzmir'de yaşamaya alıştığım için, büyük şehre alıştığım için ne kadar güzel de gözükse sahilde yaşamak, plajda yaşamak ve o sakinlik bende biraz kültür şoku yarattı diyebilirim. Zor bir süreç oldu ve kendimi gerçekten işimde olmadığı için o dönem boşlukta hissettiğim bir andı. Böyle durumlarda yani ağlamaya ihtiyacım varsa ağlıyorum. Bunu hep söylüyorum yani ne duygu yaşıyorsam hayatımda her zaman neredeyse o duyguyu ertelememekten yanayım. Kendimi boşlukta hissediyorsam daha da boşlukta hissediyorum bazen bazen de tam tersi direkt harekete geçmeye çalışıyorum. Ama Faro'da iki ayım böyle geçti diyebilirim. Gerçekten benim için biraz zor bir dönemdi. Son bir ay hariç çok daha kolay geçmedi bence. Bugüne kadarki tüm keşiflerin arasında en unutamadığım bu keşiften kasıt şehir veya ülke gibi düşünüyorum. Klişe cevap vereceğim. Klişeden kastım benden beklenen bir cevap vereceğim bence. Ama Lizbon'da Sintra diye bir bölge var. Ve bence çok büyülü bir bölge. Yemyeşil bir yer e, ve çok güzel kaleleri olan bir yer. E, orası benim için çok etkileyici bir yerdi. Ben orayı seçiyorum sanırım. Ama çok düşünmeden şu an cevap verdim. Daha çok düşünüp daha sonra başka bir şey söyleyebilirim. Bundan sonraki planın ne olacak? Yurt dışı mı yoksa Türkiye'de mi kalacaksın? Şu an planım açıkçası yerle alakalıdan ziyade kariyer demek istemiyorum <laughs> ama işle alakalı diyeyim. Yani aslında önceliğim ne Portekiz olmak, ne Türkiye'de olmak, ne başka bir yerde olmak. Gerçekten sevdiğim bir işi artık kanalize olmak istiyorum ve e, kendimi çok da böyle ay şuraya gideyim, buraya gideyim, psikolojim biraz kurtuldum sonunda. Biraz sakinleştim düşünüyorum. Gerçekten çok güzel bir dönem geçirdim. Çok şanslıydım. Pandemi döneminde böyle bir süreç geçirdiğim için özellikle ama artık o yetti, o orada kaldı ve şu an artık bence daha iyi adımlar atmam gereken bir zaman dilimindeyim. O yüzden şu an asıl önceliğim iş hayatım diyebilirim. Bir yerde kalman için ne gibi şeyler etken oluyor? Kaldığın yerden etkilendiğin için mi kalıyorsun? Yoksa iş gözüyle baktığın için mi? Yani normalde etkilendiğim için daha çok kal kalıyordum sanırım. Yani Lisbon'da kalmam, Faro'da kalmam direkt onlarla alakalıydı ama şu an ki beste olarak söylüyorum iş gözüyle bakıyorum artık. Galiba ben de büyüyorum ve değişiyorum gibi. Tabii ki de bu yaptığım projeler sayesinde yani Erasmus projesi, işte Erasmus girişimcilik projeleri tarzı şeyler sayesinde bu tarz konularda bilgilendikçe bendeki eyvah şu an Türkiye'ye dönüyorum ve bir daha yurt dışına çıkamayacağım çünkü vize almak çok zor düşüncesi açıkçası yok oldu. Çünkü gerçekten de e, yurt dışına çıkmanın o kadar zor olmadığını, bunun parayla alakalı olmadığını. Aslında yani gerçekten isterseniz her şekilde bir yol bulabileceğimizi anlamış oldum. Yani bu yüzden EVS projelerini, işte Erasmus stajlarını vesaire bunları anlatmak istiyorum ki aslında gerçekten bahaneniz eğer paraysa, vizeniz yoksa aslında bu bahaneleri yıkabilecek çok muazzam fırsatlara sahibiz. Ve bunun bilincinde olmanız bence çok önemli. En azından hani bir ümit istiyorsanız bu büyük bir ümit bence hepimiz için. Ee, bu soruyla da bitirmiş olalım. Beni izlediğiniz, takip ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım sorularınızı yeterli kadar cevaplamışımdır. Ve yurt dışına gitmek isteyen, hayalini gerçekleştirmek isteyen herkese bol 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 şans diliyorum. İlla ki olur. Yani şu an olmuyorsa başka bir gün olur buna yeter ki bence kendinize inanın buna inanın yeterli ee, tekrar beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim haftaya yeni bir videoda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın